Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız çöl insanları? Sıcağı seven varlıklar. Evet, akrep burcu ayına hızla girerken birinci okur astroloji haber merkezinden haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet sevgili Demet, akrep burcu ile ilgili çok iyi bir yeni ay dönemine girmeden önceki haftadayız. Evet, evet. Bu daha hafta girmedik. Daha girmedik. 3 Kasım'da. Yeni 3 Kasım'da evet. Ne yapıyoruz? Ciddi bir şekilde bu haftaya bakıyoruz. Evet. Bu hafta neler var? Bu hafta akreplerin gezegeni Mars ve Plüton arasında güzel bir üçgen açı var. Ya güzel. Yani ikisi de akrep burcunun gezegeni. Yaşam ve enerjisi. Gökyüzünde kol kola vermiş dans. Plüton birinci gezegen, Mars ikinci yönetici. Evet. Yani bunu bir de modern astrologlar tam tersi bakıyorlar ya, Mars yok birinci yönetici, Plüton iki, öyle değil. Arkadaşlar, Plüton birinci yönetici, Mars ikinci yönetici ve ikisi gökyüzünde iyi. Evet. Bunun anlamı doğum haritanızda Mars'ın ve Plüton'un düştüğü her alanda çok önemli güzel şeyler yaşayacaksınız. Ve bu hızlı bir şekilde 1 Kasım'dan itibaren olacak. Bu arada retro Merkür'ün de Akrep Burcu'nda sekstil Mars'la birleştiğini düşünürsek bazı güzel haberler, yarıda kalmış işler, sürüncemede kalan olaylar, atılmamış imzalar, çözülmemiş problemler, gelmemiş senetler ve ödenmemiş borçlar ve alacaklarla ilgili bazı olayların iyi olacağı. Evet, evet. Ama unuttuğunuz bir şey var sevgili akrep. Uranüs ile Plüton'un Merkür retrosunda bir akrep döngüsü içinde olması da eğer ödemediğin bir vergi, SSK borcu ıvır zıvır varsa o zaman da devletin yakanda olduğunu gösterir. Evet. Bundan dolayı kanuni borçlarına çok dikkatli ödemeli, yeni gelecek parasal kazançlara da hazırlıklı olmalısın. Başka neler var? Evet, ay aslanda başlayacak haftaya. Ayın aslanda başlaması akrepler için yine iş, kariyer, aile büyükleriyle ilgili konular. Aile büyükleriyle ilgili konular ön plana çıkabiliyor. Hafta başında biraz önde. Aileyle ilgili görüşmeler oluyor. Analar, babalar, kardeşler, kuzenler, yeğenler görüşüyor. Arkasından komşular, iletişim başlıyor. Yani aslında yorgun bir dönemi daha keyifli ve daha huzurlu bir şekilde geçirmeye başlıyoruz. Akrep burcu her ne olursa olsun enerji vuracak, kuvvetlenecek. Evet, tüm ağır hastalıkları hafif atlatacak. Bunlar şimdilik böyle ama bu bir hafta için. Önümüzdeki hafta 3 Kasım'dan itibaren çok ciddi bir nereye giriyoruz? Tutulma dönemine giriyoruz. Artık doğum haritanızda güçlü bir tutulmayla beraber kozmik rüzgarı arkanıza alacaksınız. Ve hayatınızda da büyük ilerlemelere kat edebileceksiniz. Ne dersin Demet? Evet, ben de katılıyorum. Aslında yeni girişimleri, yeni başlangıçları tutulma sonrasını ertelemek daha bence de 11. Görünüyor. 11. Evet, özellikle 11-12. Çünkü Kasım. Merkür retro. Evet. Merkür retro ne yapıyor? Derin düşündürüyor. Evet. Farklı farklı düşünüyor ve derin düşünüyor. Senin dediğin gibi yeni başlangıçları 11 Kasım'a atın. Eskiden gelen bazı değerler içinde mücadele edin. Hadi bakalım sevgili akrep, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.